Var mıdır, vacip midir? Tabiyle, orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullanmayacağım? İlahi mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Diyanet TV stüdyolarından Diyanet'e Soralım programından bir kez daha hanelerinize misafir oluyoruz inşallah. Aklınıza takılan soruların cevaplarını bulmak adına yaklaşık bir saat boyunca burada olacağız. Bugün ilmine müracaat edeceğimiz değerli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirlerinden çok kıymetli hocam Sayın Nurettin Muhtar Acar Beyefendi. Hocamıza telefon bağlantısı suretiyle bizzat kendiniz sorularınızı sormak isterseniz eğer, cep telefonlarınızdan veya sabit telefonlarınızdan 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numaralarını aramanız yeterli olacak. E-posta adresimiz üzerinden yazılı bir şekilde sorularını bizlere iletmek isteyen izleyicilerimiz diyanete soralım@diyanet.gov.tr adresini kullanabilirler. Ve yayın içerisinde akıllarına takılan soruları an be an bizlerle paylaşmak isteyen dostlarımız facebook.com/diyanetesoralım ve instagram.com/diyanetesoralım adresleri üzerinden sayfamızı beğenip oradan da mesaj yoluyla inşallah bizlerle sorularını paylaşabilirler dedikten sonra Başkanlık Müşavirimiz Sayın Nurettin Muhtar Acamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek programımıza açalım. Bismillah diyelim. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Furkan Bey, siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Duacıyız sağlığınıza. Cenab-ı Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah razı olsun. Efendim ilk sorumuzu bir Facebook sorusuyla alalım inşallah. Fatıma Sultan Yaşar sizlere selamlarını iletmişler. Dinimize göre zenginlik ölçüsü 80 gram iken hacca gitmek için daha fazla para ödüyoruz. 20 bin TL ve üstü. Bu nasıl oluyor? Dinimize göre zenginlik ölçüsü hac parası uyuşmuyor. İkisinin arasında iki miktar uyuşmuyor demiş. Şimdiden teşekkür ederim diye de ilave etmişler efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bütün izleyicilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi dinimizde zenginlik ölçüsü belli bir limitin üzerinde dinen zengin sayılabilecek hayat standardına sahip olmanın ölçüsü izleyicimiz 80 gram demiş, 80.18 gram. Evet. Bu kişinin yükümlü olması için, zengin sayılabilmesi için alt sınırdır. Hacca giderken ilave şart olarak kişinin sağlık, servet ve yol açısından bazı şartlara da sahip olması gerekiyor. İlave şartları tabii değil ki, mi hocam? Tabii ki. Şimdi hac yükümlüsü olduk. Hac yükümlüsü zengin olan insanın ömründe bir defa yapması gereken bir ibadettir bu. Sadece yolculuktan ibaret değil. Bu uçak yolculuğu, karayolu ile yapılan yolculuklar, konaklama ücretleri, orada sağlanan bir takım barınma, yeme, içme ve benzeri hizmetlerin tamamı ücrete tekabül ediyor. Bunun maddi bir karşılığı var. Dolayısıyla bu standarda sahip olan kardeşim, evet sen hac ibadeti gibi önemli bir ibadeti yapmaya adaysın. Bundan sonra ne yapacaksın? Bundan sonra el-kadir alezzâdi ve rahile, bizim kaynaklarımızdaki ifade aynen bu. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gidip dönünceye kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ve yol masraflarını da karşılayacak. Bunun içerisinde bunlar da var. Yükümlülük için alt sınır limit 80.18 gram. Altın ya da onun karşılığı mala sahip olmak. Yani şöyle mi hocam, özür diliyorum. 80.18 gram altını veya değerinde malı var. Ama hacca gidip gelecek kadar, gidip gelirken efendim buradaki ev halkının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar parası yoksa henüz onun için henüz değil. Şartlar olgunlaşmamış henüz değil mi? Henüz değil, tabii ki. Tabii ki. Dolayısıyla arada farkın olması gayet tabii. Hı hı. Sağlanan hizmetler ve ulaşımla ilgili bir takım masraflar, bütün bunlar belki ortaya çıkan rakamın içerisinde bütün bunları da değerlendirmek lazım.
aradaki fark bu. Yoksa 80.18 gram altına sahip olan kişi, tamam bu kadarına sahibiz, hadi hacca gidiyoruz, böyle bir şey yok. Eyvallah hocam. Peki, çok teşekkürler. Efendim ilk telefon bağlantımız Sakarya'dan. Sayın Hüseyin Özkan telefon attığımızda. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar efendim. Şimdi benim bir merakım var da hocamdan onu öğrenmek buyurun, istiyorum. Buyurun, buyurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz sureleri var biliyorsunuz. Evet. Namaz surelerinin başında da her namaz suresinin başında Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Evet. Bazıları diyor ki bunları yani her okuyuşta besmeleyle okumak gerekmiyor diyor. Bazıları diyor ki hayır, besmele okunacak, sonra zamm-ı sure okunacak. Bunun doğrusunu öğrenmek istedim hocamdan. Hocam size bir soru soracak Hüseyin Bey. Namazda iken okumayı kastediyorsunuz değil mi beyefendi? Evet 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 evet. Anladım. Pekala. Namaz, çünkü öbür türlü zaten okuyoruz, besmeleyle okuyoruz da. Pekala. Soralım Hüseyin Bey, bakalım hocam ne diyecek. Başka bir sorunuz var mı efendim? Yok, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Kolaylıklar diliyorum size. Allah'a emanet olun inşallah. Evet hocam, bu şekilde namaz içerisinde zamm-ı sure okurken başına besmele çekeceğiz mi? Biz namaza nasıl başlayacağımızı anlatıp sonra da onu söyleyelim. Namaza başlarken biz Sübhaneke okuduktan sonra Euzu Besmele çekiyoruz. Kendimiz kılıyorsak Euzu Besmele çekip Fatiha'yı okuyoruz. Sonra Zamm-ı Sure'yi okurken Besmele çekmiyoruz. İkinci rekata kalktık. Sadece Besmele çekiyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Hı hı. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'yi okurken Besmele çekmiyoruz. Eyvallah hocam. Bu arada Hatay'dan Fevzi Bey'in de aynı minvalde bir sorusu varmış. O da cevap buldu hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyelim. Efendim Nazife Kahraman şöyle bir soru sormuş. Muhterem hocam, annem yatalaktı. Namaz kıl dediğim zaman taharetim yok, olmaz derdi. Kılmazdı. Acaba bu şekildeki davranış uygun muydu? Geçmiş zaman kipiyle sorduğu için hanımefendinin vefat ettiğini belki de düşünüyorum. Belki de, çünkü kılmazdı diyor. Allah rahmet eylesin, rahmetiyle muamele etsin. Değerli izleyiciler, İbadet yükümlülüğü insanın ergenlik çağına ermesinden hak vaki oluncaya kadar devam eden, hiç kimsenin bundan müstani olmayacağı, olamayacağı kulluk vazifesidir. Dolayısıyla bunu asli formuyla yapabiliyor ise öyle yapacak. Hayır, ayakta duramıyor ise oturarak yapacak. Oturarak yapamıyor ise eğer uzanarak yapacak, başıyla ima ederek yapacak. Göz ile ima diye bir şey de söyleniyor, böyle bir şey yok. Artık o duruma gelmiş olan insanın ibadet yükümlülüğü yok. İbadeti yapmak için yapmamız gereken taharet, temizlik, abdest. Kişi kendisi abdest alabiliyor ise abdestini alacak. Kendisi bunu yapamıyor ise yardımcı olabilecek bir yardımcı vasıtasıyla, onun yardımıyla abdest alabiliyor ise abdestini alacak. Çünkü taharet, hadesten taharet, namaz şeyleri sayarken çocukluğumuzda Allah hayatta olanlara sağlıklı uzun ömür versin, vefat Amin. Edenlere Allah rahmet eylesin, mahalle camilerimizdeki hocalarımızdan öğrendiğimiz hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret şartları böyle ezberledik. Şimdi bu temizlik olmadan ibadet olmaz, taharet şartı. Bunu biraz önce söylediğimiz çerçevede başarabiliyor ise eyvallah. Değil ise teyemmüm ile, normal su ile abdest alamıyor ise teyemmüm ile abdestini alıp ibadetini yapması icap ederdi. Konuyla ilgili ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Dolayısıyla bütün imkanları, yapılabilecek her türlü önlemi almak suretiyle ibadeti yapmaya gayret ederiz. Peki hocam, hiç mümkün değil. Ondan sonrası لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah kulunu ancak yapabilecekleri ile yükümlü tutar. Allah da görüyor, biliyor. Kimin muktedir yapabilir, kimin de bahane ürettiğini de Allah biliyor. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Efendim Ankara'dan Eda Beyzi telefon attığımızda. Eda Hanım hoş geldiniz.
Teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Aleyküm selam. Buyurun. Benim bir sorum olacak hocama. Dinliyoruz. Şöyle, benim eşimin doktor kontrolleriyle eşliğinde karar verilen bir sıkıntısı var. Bir gaz problemi yaşamakta kendisi. Bu bazen öyle sıkıntılı oluyor ki sünnetiyle farzı arasında bile tekrar abdest almak zorunda kalabiliyor. Fakat iş yerinde bu biraz sıkıntıya düşebiliyor, tekrar gidip abdest alması zaman açısından. Evet. Bununla ilgili, bu tür durumları çok sık yaşadığımız için bununla ilgili sürekli abdest tazelenmesi gerekir mi? Bununla ilgili hocama danışmak istiyorum. Evet, soralım efendim. Cenab-ı Allah eşinize hayırlı şifalar ihsan eylesin diyelim. Hayırlı akşamlar dileklerinde bulunalım sizde. Allah'a emanet olun. Evet hocam, ne tavsiye edersiniz? Şimdi kaynaklarımızda özürlülerin abdestiyle ilgili bölüm, tekrar belki kısaca bir özetlememiz gerekiyor. Buyurun. Özetleyecek olur isek eğer, özürlü olan kişi, yani bir namaz vakti, o namaza abdeste mani olan durumu süren, devam eden kişinin namaz vakti girdikten sonra abdest alması gerekir Hanefi mezhebine göre. Namaz vakti çıktığı zaman da bu şahsın abdesti bozulur. Şafii mezhebine göre her bir farz için ayrıca abdest alması gerekir. Hani mezhepler niçin var diyorduk ya. Bu din kolaylık dini. Diğer mezhebimizde, Hanbeli mezhebinde, kişinin namazının kılacağı vaktin çıkmasıyla abdesti bozulmaz. Bir özrü var, bir akıntısı var veya beyefendi kardeşimizde olduğu gibi sürekli böyle bir problemi olan kişi özürlüdür. Bu özürlü olan kişi abdest aldıktan sonra bu özür hali devam etse de başka abdestini bozacak başka bir şey olmadığı sürece, diyelim ki bir de eli kanadı mesela, ha o zaman abdesti bozulur. Hayır, özür sebebi olan sebebin dışında başka abdesti bozacak bir şey zuhur etmemiş ise, aldığı bu abdestle o hal devam etse de özürlü olduğu için, aynen sonda takılı hastanın akıntısı devam ediyormuş gibi, abdestini aldıktan sonra namazını kılabilir. Tekrar sünnetinden sonra yeniden abdest almasına gerek yok. Çünkü özürlüdür. Özürlü olan insanın özür hali abdest aldıktan sonra devam ediyorsa da başka abdesti bozan bir şey meydana gelmemiş ise ondan dolayı abdesti bozulmaz. Peki hocam, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Efendim Ankara'dan Elif Akgül telefon attığımızda. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Hocam benim bir sorum olacaktı. Dinliyoruz sizi. Hocam ölmüş anne babamızın yerine, yani onun hayattayken tutamadığı oruçlarını tutabilir miyiz? Ya da kendi kılamadığı namazlarını biz onun niyetiyle kılabilir miyiz? Bunu evet, merak ediyorum da. Soralım inşallah, bakalım böyle bir uygulama var mı? Kolaylıklar diliyoruz size. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Evet hocam, ölmüş anne ve babamız adına tutamadığı oruçları, kılamadığı namazları kılabilir miyiz? Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Evlatların bunun kaygısını yaşıyor olması ayrıca mutluluk verici bir şey. Yani ölen öldü, geçti, gitti demeyip öldükten sonra da annesinin, babasının hatırasını yad ediyor, onların iyiliği, menfaati, yararı için bir şeyler yapma çabası içerisinde bulunuyor olmak çok övgüye değer bir şey. Ancak değerli izleyicilerimize şunu kesin ve net olarak ifade edelim. Kişinin hayattayken yapması gereken bedeni ibadetlerini kişi öldükten sonra bir başkasının onun yerine yapması mümkün değil. Yani kılmadığı namazları, kılamadığı namazları diyelim. Tutamadığı oruçlarını biz onun yerine tutabilir miyiz? Namazlarını kılabilir miyiz? Hayır, böyle bir şey yapamıyoruz. Onun yerine bu ibadetleri yapmamız mümkün değil. Ama vefat eden ve eksikleri, kusurları, hataları olan bu büyüğümüzün bağışlanması için Allah'tan af ve mağfiret dileyebiliriz. Onun için fakir fukaraya, garip gurebaya hayır hasenatta bulunabiliriz. Ama bu ibadetlerini onların yerine, bizim yerine getirmemiz, yapmamız mümkün değil,
böyle bir uygulama da yoktur. Peki. Çok teşekkürler hocam. Efendim Nevşehir'e gidelim. Halil Bilgiç telefon attığımızda. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Safalar getirdiniz. Buyurun. Sağ ol, Allah razı olsun. Buyurun efendim. Dinliyoruz sizi. Ben Halil Bilgiç. Dinliyoruz efendim. Halil Bey hoş geldiniz. Bu enflasyon olan bir memlekette faizin halel olduğunu söylüyorlar. Hocamdan buna bir cevap istiyorum. Soralım bakalım acaba öyle mi? Kolaylıklar diliyoruz efendim. Nevşehir'imize bizden selamlar, muhabbetler iletin Halil Bey. Allah'a emanet olun. Enflasyon olan bir memlekette faiz helal midir hocam? Ya da enflasyon oranı kadar diyelim. Yani önce şu cümlemi ifade edeyim. Beyefendi sorusunu sorarken bunu söylemeyi istedim. Bağışlasınlar lütfen. Değerli kardeşlerim, faiz İslam dininin kesinlikle haram kıldığı, yasakladığı bir şeydir. İslam'ın haram kıldığı, yasakladığı bir şeyi helal kılmak da kimsenin yetkisi dairesinde değildir. Kimse böyle bir şeyi yapamaz. Dolayısıyla faiz haramdır, faizdir, caiz değildir. Enflasyon olan bir memlekette bunu yurt dışındaki bir takım ülkelerle ilgili olarak veya kendi ülkemizle ilgili olarak dahi söylüyor olsak da kesinlikle faizin helal ya da caiz olduğunu söylemek dinen mümkün değildir. Faiz haramdır. Ancak kişilerin alacaklarını tahsil noktasında o reel kayıplarının telafisi kadar olan fazlalığa cevaz veren alimler var. Bu fakir kardeşinize soracak olur iseniz hiçbir şekilde bu işin ne uzağında ne de yakınında olmamanızı tavsiye ederim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerinde el helalu beyinun vel haramu beyinun. Helal de bellidir, açıktır. Haram da bellidir, açıktır. Ve beynehuma umurun müştebihat. Bunun ikisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır. Bundan uzak durun derken şüpheli şeylerden bile uzak durulmasını tavsiye eden Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Kur'an'ın sarih ifadesiyle yasak ve haram olan faizi hiçbir şekilde legal alana çekmeye çalışmak mümkün değil. Uzak durulmasını, hiç bulaşılmamasını tavsiye ediyorum. Bu alanda, bu tehlikeli alanda bir Müslümanın ayak izinin dahi olmaması gerektiğini bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum. Eyvallah. Hocam şimdi haramlar ve helaller belirlidir dedik ya. Ali Çat beyefendi şöyle bir soru sormuş. Benim de dikkatimi çekti. Bazıları haramlar Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Başka haram yoktur diyor. Bu konuyu açıklar mı kıymetli hocamız? Efendimiz aleyhissalatu vesselamın misyonunu burada ifade etmemiz gerekiyor. Bazıları buna kızıyorlar, diyorlar ki hemen hadislerden bir şey buluyorlar. Bir hadis bulup işte bu caizdir diyorlar. Hadis söylemeyeceğim bu defa. Bir ayet ile bunu izah etmek isterim. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Hakim'inde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın risalet misyonunu anlatırken buyuruyor ki Sebebillah yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habaif. O peygamber Allah'ın elçisi ümmetine helal, temiz, iyi olan şeyleri helal kılar. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Kötü, çirkin, yasak, haram olan şeyleri de onlara haram kılar. Misyonu kime yüklüyor Cenab-ı Hak? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama. Dolayısıyla bu din bir bütündür. Bu dinin temel noktaları kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Binaenaleyh bunları matematikteki sadeleştirmeye benzer bir usul ile yarıya indirmek, sadeleştirmek kitap bize yeter. Dolayısıyla sünnetten böyle bir şey
Hayır, sünnet de bir ilkedir. Eksik kalır zaten, değil mi hocam? Eksik kalır, uygulamaya yönelik aksiyoner yönü olmaz. Dinin uygulamaya bakan tarafı, hayatın içinde olan kısmı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat uygulamasıyla hayat bulmuştur. İlkeler Kur'an-ı Kerim'de var. İcra yönü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması sünnetiyle. Ki benim biraz önce söylediğim ayet, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir misyon yüklediğini ifade ediyor. O peygamber onlara şunları helal kılar, şunları da haram kılar. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'de bulunmuyor mantığıyla bir şeyleri yok kabul etmek, efendim Kur'an'da geçmiyor deyip geçivermek büyük bir vebaldir. Müslümanın bu noktada kendini yeniden check etmesini icap ettirir. Tedbirli olmakta fayda var. Evet, efendim Ankara'dan Reyhan Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Ben mümkünse sizlere 3 sorum var lütfen. Reyhan Hanım, 2 soruyla efendim sınırlandırdık. Diğer izleyicilerimize de fırsat verme adına. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Ben Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde sekte geçiyor. Kehf suresinde, Yasin-i Şerif'te, Kıyamet suresinde, Muttafifin'de. Bu sekte hangi anlama geliyor? Birçok duracaklar olduğu halde o 4 neye anlama geliyor? Evet, soralım efendim. İkinci sorum da hocam. Ben eşimden 40 gün hastanede yattık. Yattığı yerde de dedi ki bana, hastaneden çıkarsak biz bir kurban keselim dedi bana. Evet. Ama eve geldiğinde de bir hafta böyle yaşamadı. Ben bu kurbanı yerine getireyim mi yoksa getirmeyeyim mi? Evet, soralım inşallah. Sorum da hocam, o hani cenazeyi defnediyorlar, cemaat şöyle biraz çekiliyor, hoca mehtanın başında bekliyor. Diyorlar ki o hoca orada mehtanın ne dediklerini duyuyormuş. Acaba ne kadar doğru hocam? Evet. Doğru mu? Ben soralım. Bunların cevabını rica edeceğim. Soralım Reyhan Hanım. Eşinize hocam, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygılar, hürmetler her ikinize de efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Eşinize tekrar rahmet diliyoruz. Evet hocam. Sekte nedir? Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde geçiyor. Özellikle vatandaşımızın belki bildiği Yasin-i Şerif'te 4. sayfada bir sektemiz var. Sekte nedir? Bir mana teşkil eder mi? Hanımefendinin de söylediği gibi 4 yerde var bizim Asım kıraati itibariyle. Mutaffifin suresinde var, Yasin'de var. Hasılı nedir bunlar? Çok çarpıcı olması itibariyle herkesin de bildiği Yasin suresindeki sektenin, niye sekte yapıyoruz onu söyleyeyim, öbürlerine buyurun kısaca hocam. Değineceğim. Buyurun hocam. Şimdi Yasin suresindeki ayette "Men ba'athena min merkadina hâzâ mâ va'adarrahman" diye devam ediyor ayet. Biz orada sekte yapıyoruz. Ehli bilecek, hatırlayacaklar. Eğer burada sekte yapmazsak anlam şu olacak. Önce doğru anlamını söyleyeyim. "Men ba'athena min merkadina" bizi bu kabrimizden diriltip tekrar haşredecek olan kimdir? "Hâzâ mâ va'adarrahmanu ve sadıkal mursalûn" bu Rahman'ın vaat ettiği, söz verdiği ve elçilerin de doğru söyledikleri bir şeydir bu. Göreceksiniz bu olacak. Burada "Men ba'athena min merkadina hâzâ mâ va'adarrahman" diye sekte yapmadan geçersek, hâzâ ismi işaretinin Arapçada "min merkadina hâzâ" şu kabrimizden bizi kim kaldıracak, diriltecek? "Mâ va'adarrahmanu ve sadakal murselûn" Rahman da bir şey vaat etmedi, peygamberler de doğru söylemediler gibi çok çarpık bir mana çıkar. Yani "men ba'athena min merkadina" şu kabrimizden bizi diriltecek kim var? Müşrikler diyor. Cevaben "hâzâ mâ va'adarrahmanu ve sadakal" bu senin söylediğin var ya, kabirden diriltip tekrar haşredilme, "mâ va'adarrahman" Rahman'ın vaat ettiği, söz verdiği bir şeydir. Onun için sekte yapıyoruz. Anlam tamamen farklı, kastedilenin dışında başka bir şey çıkar. Onun için. Diğerlerinde mesela "vakîle men râk" tecvid kaidesi itibariyle
sakin nundan sonra ra harfi geldiği zaman ne yapıyoruz? İdgam yapıyoruz. Evet. İdgam bila gunne. Ne yapacağız onu da durmazsak? Merrak dememiz lazım. Ana değil mi? Ana ile değişebilir. Merrak. Bu ve kıyle men rak. Tedavi edecek, bu dertten bizi kurtaracak kimdir manası? Merrak deyince tamamen farklı bir anlamı olan bir mübalağa, abartı sigası kalıbına dönüşür ki bu da anlamı değiştirir. Diğer sekteler de böyledir. Anlam için yani. Dolayısıyla bu Arap dili itibariyle Arapçayı bilen, Arapçanın inceliklerine vakıf olan insanlar bunu ayırt ederler. Kur'an'ın tefsirini bilen insan bunu ayırt eder. Ama bu din bütün insanlığa inmiş, bu kitap bütün insanlığa hitap ediyor. Binaenaleyh buradaki bu inceliği sakın ola da yanlış bir mana çıkmasına sebebiyet vermeyelim diye min merkadina hâdâ demeyelim. Min merkadina bizi kabrimizden kim diriltecek? Hâdâ mâ vâdâr-rahmân sektesinin esprisi anlam farklılaşması ya da kastedilen anlamın dışında çok alakasız bir şey ortaya çıkabiliyor olması, bir de tecvid kaideleri itibariyle idgam edilmesi gerekiyor. İdgam etmemiz farklı bir kelime türevinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. O da manayı çarpıttığı için onun için sekte yapıyoruz. Peki hocam, çok teşekkürler. Efendim, eşimle birlikte 40 gün hastalığından dolayı hastanede kaldık. Hastaneden çıkarsak bir kurban keselim diye de adakta bulunduk. Çıktık, çok kısa bir süre yaşadı. Eve dönmüşler, çok kısa bir süre yaşadı. Bu kurbanın kesilmesi gerekiyor mu? Çok kısa alırsak sevinirim hocam. Evet, kurbanın kesilmesi gerekiyor. Çünkü adak adarken ileri sürdükleri şart ya da bağladıkları şart hastaneden çıkarsam idi. Hastaneden çıktı hakikaten. Ondan sonra ne kadar yaşayacağını biz de bilmiyoruz. Allah bilir. Binaenaleyh şarta bağladığı bu ödevi şart gerçekleştiği için yerine getirmesi gerektiğini ifade edelim. Peki hocam. Cenaze defnedildikten sonra imam efendi bütün cemaat gidiyor ve cenazenin başında bir telkin veriyor hocam. Bunu mevtanın duyduğu söyleniyor bazı kesimler tarafından. Hakikaten duyuyor mudur acaba? Bu telkinin aslında ölüm aşamasına gelmiş olan insanlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Lakkinu mevtekum la ilahe illallah." Ölülerinize, yani ölmek üzere olan, can çekişen insanlara "La ilahe illallah" telkin ediniz. Hadisi şerifinden hareketle ortaya çıkmış olan bir şey. Aslında yeri orası. Ancak alimlerimiz diyor ki vefattan sonra, definden sonra kendisine sual melekleri geldiğinde olur ki bunun da ona faydası olur ümidiyle böyle bir telkin de yapılması uygundur. Duyar mı, duymaz mı? Biz onun duyduğunu bilir miyiz? Keşke bileydik, keşke duyaydık. Bir faydamız olsaydı. Yani biz de bundan ibret alırdık. Bilemiyoruz ama ölmek üzere olan kişinin çevresindeki her şeyden izole olmuş artık kendi halinde olan o insanın duyduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona işareten diyor ki siz söyleyin ama ısrarcı olmayın. Yanında bunu tekrar edin, o bunu alacaktır, söyleyecektir. Yani telkin ama, dirilere verilir aslında. Telkin henüz ölmemiş ama son demlerini yaşayan bir mümin kardeşimizin son demlerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek emanetini teslim etmesi için ona bir anlamda, tabirimi hoş görsün izleyicilerimiz, sufle vermektir. Ona hatırlatmaktır. Bu son demlerinde hayatı boyunca yaşadığı değerlerin son mührünü vurarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek emaneti teslim etmesi içindir. Öbürünün de duyacağı ümit edilir diyoruz. İnşallah bize de o şekilde emaneti teslim etmek nasip olur kıymetli hocam. Efendim, yine Ankara'dan Ömer Faruk Bey telefon attığımızda, Ankara bugün maşallah çalışıyor. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Ben mesela bir daire alacağım veya ben bir daire satacağım. Evet.
kapora alıyorum. Bir hafta sonra alacağım dedi bana alacak. Evet. Kapora alıyorum. Bu kapora harcamak, almazsa eğer, satın almazsa harcamak bana helal midir? Soralım. Başka bir sorunuz var mı Ömer Faruk Bey? Yok, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar olsun. Kapora, evet hocam, ticarette çokça kullanılıyor. Kapora evet. Almak ya da vermek caiz midir? Şimdi, evet, teknik olarak kapora caizdir diyelim ama detayını da söyleyelim. Buyurun. Detayı nedir? Kapora aslında yapılması hedeflenen bir satım akdinin kesin olarak gerçekleştirileceğine dair verilmiş bir ön güvencedir. Ne demek? Bu kalemi size satacağım ancak siz diyorsunuz ki hocam ben size 10 lira kapora vereyim, daha sonra geri kalan alacağım bu kalemi. İslam hukukçuları diyorlar ki bu satış bedelinin belli bir kısmının önceden ödenmesi anlamına gelir. 100 liraysa eğer bu ürün 10 lirası önceden verilmiş, daha sonra akit kesinleştirip teslim tesellüm gerçekleştiği zaman 90 lirası da sonra verilmek üzere önceden yapılmış olan bu akdin ön ödemesidir. Bu anlama itibariyle bakıldığında cumhur çoğunluk diyor ki şayet bu satım işlemi akit gerçekleşmez ise satıcının satım akdinin ön ödemesi olarak aldığı bu meblağı müşteriye iade etmesi gerekir. Çünkü satım işlemi gerçekleşmedi. Bu ürünü satmadım ben karşı tarafa. Dolayısıyla aldığım bedelin bir karşılığı yok. Ancak İslam alimleri satıcıların ve müşterilerin hepsinin yararını, menfaatini düşünerek satıcıların da bu usul ile zarara uğramamaları için ben ürünümü satacağım ümidiyle aldığım o kapora dolayısıyla bu müşteri kesin olarak bunu gelip alacak diye bekler iken başkasına da satmadım. Çünkü bir tabii satıştan da kaldırmış oldu bu noktada. Satıştan da belki kaldırdı. Dolayısıyla ben bugün bu ürünü satabilecek iken bu yüzden onunla yaptığım bu ön anlaşma sebebiyle satamadım ve zarara uğradım. Ve bunun sebebi de ben değilim. Karşı taraf verdiği bu kaporanın devamı olarak ürünün bedelini tamamını verip ürünü almadı. Ben bugün bunu satabilecek iken satamadım. Ne oldu? Zarara uğradım. Binaenaleyh bu zararın telafisi anlamında kaporanın alıkonulabileceğini söyleyen alimler de var. Ama tekrar edeyim, özellikle üstüne basarak söyleyeyim. Önceden yapılacak olan bu akdin ön ödemesi olarak verilmiş olan bu kaporanın işlem yapılmaz, satış işlemi sonuçlandırılmaz ise, ortada bir zarar ziyan da yok ise, çoğunluk alimlerin ifadesi uyarınca müşteriye geri iade edilmesi daha uygundur. Eyvallah. İnşallah tavsiyelerinizi dikkate alırlar. Efendim Ankara'dan Hasan Bey telefon attığımızda yine. Alo. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam Hasan Bey. Canınızı ciğerinizi seveyim. Mutluluklar dilerim. Allah razı olsun. Ne güzel dua ettiniz. Farklı bir dua. Çalışanınızdan en üst en alt kademenize kadar hürmetlerim vardır. Sizleri üzmek değil, maksadım bir şeyler soracağım. Allah razı olsun efendim. Bizi mutlu ettiniz Hasan Bey. Sağ olun. Güzelim. Çok teşekkür ederim. İki gün evveliydi İbrahim Hilmi hocamı da herhalde. Birisi abdest için bir şey sordu güzellerim. Dinliyoruz mu? Dinliyoruz efendim. Buyurun. Hocam dedi ki Resulullah Efendimiz mesvirdiler dedi. Koyun derisi mi, dana derisi mi diye girildi mevzuya da. Resulullah Efendimiz mesvirdi deyince efendim şöyle. Tabii ki Peygamber Efendilerimize özel farklı bir şey olmuş olabilir de. Bu mesgiydiğini, mesvirdiğini söyleyince. Ben de diyorum ki Rabbim yıka diyorsa biz bu mesi nasıl yapıyoruz şimdi? Resulullah Efendimiz'e intimaz varsa eyvallah şimdi. Evet, soralım. Yani yıka diniyorsa efendim nasıl biz mesh ediyoruz bunu şimdi? Evet. Sonra Ayşe annemiz diyor ki
Resulullah Efendimiz en kolayını tavsiye ederdi. En kolayını tavsiye ederdi diyor. Eyvallah Hasan Bey. Şimdi madem bir güzellikler varsa mal sahibi razı oluyor da simsar niye razı olamıyor? İnsanlar bundan istifade etse diye rahatsız ettim efendim. Bir de şöyle. Buyurun. İbni Kutame'nin El-Muni adlı eserinde diyor geniş bilgi var bu konuda. Ayet-i Kerime'de de bazı alimlerimizin tefsirleri var şimdi. Diyor ki mes edin diyor onlar. Kardeşim tefsire niye izin verdin de piyasaya çıkarttın sen? Mes edin yazıyor. Bu yanlış. Şunu düzeltti. Öyle mühürleyebilir. Demedik diyor. Eyvallah Hasan Bey. Şimdi ben sorunuzu anladım. Hocam da anladı ama hocam galiba bir şey soracak size Hasan Bey. Buyurun. Şimdi efendim bu şimdi Cafer-i Sadık 4. Göbek'ten mesittiğini söylüyor diyor alimlerimiz şimdi. Bir de teyemmüm yaptığımız zaman mes azaları düşüyor diyor şimdi alimlerimiz gene. Ayakta yıkama organı olsaydı diyor tepiniz olurdu elini toprağa vurur bir de onu sıvazlardım diyor şimdi. Eyvallah. El yıkama organı olsaydı diyor burada teyemmüm de diyor. Bu güzelliği diyen hocalarımız da var. Bunun için yardımcı olursanız bunu iletelim. Hay hay, hay. Öğrenelim inşallah Hasan Bey. Öyle. Bir de efendim bu zühre ahir diye ihtiyat olarak biz namaz kılardık. Niyet ettim vaktinde yetişip de üstümden kalkmayan filan diye anlatırdı hocalarımız evet. Sağ olsun. Şimdi o pomladı diyelim o bitti zühre ahir. Ama sanki zühre ahir kılıyormuş havasıyla kaza kılıyoruz şimdi de. Caminin önünde 4 tane cenaze var. Hocam direni kaza kılıyor camide şimdi. Şöyle yapalım Hasan Bey. Zühre ahir meselesini tekrar gündeme alalım. Biz teşekkür ediyoruz size sorularınız için. Siz bir şey soracak mısınız Hayır. hocam? Peki. Allah'a emanet olun inşallah. Başta söylediğiniz güzel dilekler için de hasreten teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam mes meselesini Hasan Bey soruyor. Ne dersiniz? Aslında mes meselesini sorduğu zaman ben mesler üzerine mes konusuyla ilgili izleyicimizin bir şeyler söyleyeceğini varsaymıştım. Sonra kendisi çıplak ayağa mes edilmesi konusundan söz ettiğini, evet. İmam Cafer-i Sadık meselesini de getirince net olarak anladım. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde abdestle ilgili olarak Estağfirullah ya eyhellezine amenu iza kumtum ila's salah ey iman edenler namaz kılmak istediğinizde iza kumtum ila's salah iza arattumus salah demektir. Namaz kılmak istediğinizde fasilu vucuhakum. Fasilu yıkayın. Nereleri? Yüzünüzü ve eydiyekum ila'l marafik ve msahu bi ru'usikum. Başınıza meshedin. Ve erculekum ilel ka'beyn. Ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar. Başınızı meshedin derken kulaklarınıza kadar, ensenize kadar, şuraya kadar ifadesi var mı? Yok. Binaenaleyh, İslam alimlerinin tamamı ayakların yıkanması gerektiği konusunda ittifak etmişlerdir. Ayet-i Kerime'de açık zaten değil mi hocam? Açıktır. Sadece Şia alimlerinden bazıları çıplak ayak üzerine de mes edilebileceğini söylüyorlar. Ben aklı selim sahibi bütün kardeşlerime soruyorum. Eğer ayağımızı yıkayabiliyor isek ki Kur'an-ı Kerim'de emredilen de yıkanmasıdır. Neden mes etmekle yetinelim? Cevap gelebilecektir. Diyecekler ki olabilir mi? Mes de edebiliriz hocam. Değerli izleyicilerimiz, insan ayağı ter bezlerinin en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Çokça mikrop kapar, çok ağır kokar. Yıkanmasının emredilmesini belki bu noktadan da değerlendirmek lazım. Fayda var. Binaenaleyh şunu kesin ve net söyleyelim. Kur'an'ın ifadesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da uygulamasıyla
İnsan abdest alırken ayaklarını yıkamalıdır. Eğer mes giyiyor ise şartlarını taşıyan o niteliklere sahip olan bu meslerin üzerine mes edilebilir. Hayır, ayağımızda böyle bir şey yok ise ayak yıkanmalıdır. Bunu ehli sünnet alimlerinden farklı söyleyen yok inanın. Sadece Şia alimlerinden bazıları bunun olabileceğini söylüyorlar. Dahası söyleyeyim size bir hatıramı da paylaşarak. Buyurun hocam. Bir bilimsel toplantıda bu noktada ısrarcı olan bir değerli hocamız, kitaplarda bunlar da var, ayaklara meshedilebileceğini söyleyen alimler de var deyip ısrarcı olan hocamız, öğlen arası abdest alacağımız zaman hocam nasıl yapacak diye merak ettim. Ben abdesti biraz ağırdan alarak yavaş yavaş aldım. Hoca ayağını yıkayacak mı, mes mi edecek? İçeride hararetle, ısrarla mes edilebilir, kitaplarda bunlar da var diyen hocam çorabını çıkardı, ayağını yıkadı. Hocam içeride böyle bir şey söylemiştiniz. Yani ben kitaplarda, kaynaklarda bu tarz bilgilerin de olduğunu bilimsel heyetin huzurunda arz etmek istedim. Doğru olanın bu olduğunu da düşünüyorum dedi aynı adam. Şimdi eyvallah. Dolayısıyla mes etmek değil, ayakları yıkamak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması ve Kur'an-ı Kerim'in sarih ifadesiyle de yapılması gereken budur. Farklı yaklaşımların doğru olmadığını, isabetli olmadığını söylemek isterim. Peki hocam, çok teşekkürler. Zühre ahir meselesine çok kısa değinebilir miyiz hocam? Çok yani kısa söyleyelim. Son kaza namazı mantığıyla örtüşüyor mu? Aynı şey mi yani? Şimdi zühre ahir aslında Cuma'nın farziyeti ve eda biçimiyle ilgili olarak bütün Müslümanların aynı mescitte toplanıp bir araya gelip eda etmesi gereken haftalık ulusal kongredir. Herkesin katıldığı, katılması gereken, şartlarını taşıyan, hasta, yolcu ve benzeri olmayan insanların katılması gereken bir ibadettir. Dolayısıyla topluca yapılmalıdır. Ancak İslam beldeleri genişleyip, nüfus çoğalıp, farklı mescitlerde birden çok camide cuma namazları kılınmaya başlanınca acaba bu cuma namazının kılınması ile ilgili olarak daha sonra kılınan cumalar geçerli midir yoksa ilk kılınan cuma mı geçerlidir? Orada bir ihtilaf olur. Buradaki ihtilaftan dolayı eğer olmamışsa, biz daha sonraya kalmış isek, cumayı vaktin farzı olarak kılamadığımıza göre vaktin farzı, cumayı kılamayan kişi vaktin farzı olarak neyi kılacak? Öğleni kılacak. Kılamadığımız son öğlen namazı diye niyet edip kılınan bir şey. Ancak günümüz şartlarını boş verin, bundan 100-200 sene önce bile mescitlerin çoğalıp nüfusun çoğaldığı bir şehirde onlarca yüzlerce camide cuma kılınıyor ve bunun da geçerli olduğunu bildiğimize göre ayrıca bir zühr-i ahir namazı kılmaya gerek yoktur. Ancak alışılagelen bu uygulamanın bütünüyle ortadan kaldırılması, ümmetin bazı hassasiyetlerini de dikkate alarak mescitte, camide kılmak isteyen kardeşlerimiz zuhri ahir namazını kılsınlar. Hepten yersiz, temelsiz bir şeydir anlamında söylemiyorum bunu. Ancak kılınan cuma farz olarak yerine gelmiştir, vaktin farzı eda edilmiştir. Ayrıca kılınma zarureti, mecburiyeti yok, arzu eden kılabilir. Dileyen de kaza namazını, ekstra farklı kaza namazını kılabilir. Peki, çok teşekkürler. Karabük'e gidelim sevgili dostlar. Sayın Ahmet Türk telefon attığımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz. Selamun aleyküm aziz hocalarım. Ve aleyküm selam. Hukam Bey, benim şeyim, maruzatım bu imar meselesi var Türkiye'de. Evet. 1194 sayılı imar kanunu var. Bunun 18. madde uygulaması diye bir uygulama var. Senin arazinin ister taşlık, kırlık olsun, ister birinci sınıf su basar tarım arazisi ağaçlandırılmış, ki benim 6 dönüm kadar böyle ağaçlandırılmış, çoğunluğu ceviz ağaçlarıyla örtülü, ekonomik değeri yüksek ağaçlar, şeyler bunlar. Amasya elmaları vesaire, erikler vesaire. 300'den fazla ağacım var. Şimdi bu geçmiş dönemde bir belediye başkanı, Safranbolu'da belediye başkanı kendine göre
becerikli, açık göz. Ahmet Bey şöyle yapalım mı efendim? Uzaklaştırdılar. Allah'a hamd ediyorum ben onun için. Ahmet Şimdi Bey şöyle burayı, yapalım özür diliyorum. Hakkınızı helal edin bana lütfen. Vaktimiz de daraldığı için efendim biraz daha sorunun özel kısmına dönersek çok mutlu olacağım. Şimdi bu tamam. Yani bu 18. madde uygulaması diye yollar değiştiriliyor, yolların yerleri değiştiriliyor, parklar yapılıyor. Başkaları mesela benim arazim ağaçlandırılmış su basar tarım arazisi özelliğe hiç nazara itibari alınmıyor. Hı. Ona buna verilmiş, yolların yerleri değiştirilmiş lüzumsuz olarak. Yani burada bir uygun burada olmadığını bir, ben biliyorum bunun. Medine'de hatta ta şeyler zamanında sahabe efendilerimiz zamanında böyle bir uygulama olmuş. Herhalde Hazreti Abbas Efendimizin bir şeyi varmış. Orada yani İslam hukuku ona cevaz vermemiş. Bilahare o kendi rızasıyla bağışlamış. Tamam böyle bir zaruret olursa imkanlar ölçüsünde biz de yapmaya çalışırız da onların... Yani burada sizin bir razılığınız yok Ahmet Bey, özür diliyorum. Dolayısıyla siz burada sizin bir hak ihlaline uğradığınızı mı soruyorsunuz acaba? Tabii. Hak ihlaline uğruyorum. Yani İslam'da bunun yeri var mı? Sorun. Benim rızam olmadan benim geçim temin ettiğim, ben yaşlı bir insanım, emekliyim, idarecilik yaptım, çeşitli işlerde çalıştım. Evet. Bu işleri de biliyorum az çok. Yani çizelgeyi böyle... Allah razı olsun. Ahmet Bey, Cenab-ı Allah size hayırlı, sağlıklı, sıhhatli ömürler ihsan eylesin inşallah. Dua edelim. Bakalım hocamıza soralım. Bu şekilde bir uygulamada bir hak mahrumiyeti doğuyorsa İslam hukuku buna ne der? Öğrenelim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Karabüyü'ye selamlarımızı iletin lütfen. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Evet hocam. Tarafların bir razılık durumu söz konusu değilse bu uygulamalar nasıl yürür? Şimdi şunu bir defa net söyleyelim. Yani İslam hukukunda kamulaştırma ve tersi özelleştirme var mı? Evet, İslam hukukunda kamulaştırma da var, özelleştirme de var. Eyvallah. Şimdi bunun kamulaştırırken yani ferdi mülkiyet tesis edilmiş olan bir mülkün kamulaştırılabilmesi için adil bir karşılık, ivaz, bedel verilmek suretiyle ve ferdi mülkiyetten çıkardığımız bu mülkün kamu yararını gerçekleştirecek tarzda ammenin menfaatine sunulması usulüyle kamulaştırılır. Yani birinden alıp bir başkasına verme tarzında böyle bir şey yani yok. Birinden alıp yol yapılacaksa yol yapılacak. Herkesin kamunun menfaatini sağlayacak şekilde yol, hastane veya benzer herkesin bütün kamunun yararını gerçekleştirecek tarzda ferdi mülkiyetin sonlandırılıp umuma tahsis edilmek suretiyle böyle bir uygulama yapılabilir mi? Dediğim gibi adil bir karşılık, bir bedel, ıvaz verilmek suretiyle bunun yapılmasında dinen bir sakınca yok. Beyefendi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve devam eden süreçte bir takım uygulamalardan söz etti. Kabe'nin ve Mescid-i Nebi'nin etrafındaki ferdi mülkiyete, özel mülke dahil olan bir sürü yer. Yani Şeybe Kapısı diyor Kabe'nin hemen karşısında. Eski resimlere baktığınız zaman bunlar fertlere ait. Ferdi mülkiyete, mülkiyet tesis edilmiş olan şahıs malları. Ne oldu? Eğer din buna cevaz vermeseydi ta Kabe'nin göbeğinde Mescid-i Nebevi'nin orada haksızca bir uygulamaya hiç kimse izin vermezdi. Şer'an bu caizdir. Adil bir ivaz, bir bedel, bir karşılık vermek suretiyle mescidin genişletilmesi, yol yapılması gibi kamunun yararını, ümmetin menfaatini tahakkuk ettirecek tarzda böyle bir kamulaştırma işlemi dinen caizdir. Eyvallah hocam. Peki teşekkürler. Kastamonu'ya gidelim sevgili dostlar. Sayın İhsan Altınay telefon attığımızda. İhsan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. Buyurun efendim.
Hocam benim 3 tane dairem var. 3 tane de çocuğum var. Çocuklar için yaptırdım bunları. Evet. Şimdi bu dairelerden kira alıyorum ben. Evet. Birikmiş bir param da yok. Bu aldığım kiraları da çocuklar için harcıyorum. Evet. Ama kurbanlarını kesiyorum. Ama onların bir menfaati olacak bir şey harcıyorum. Şimdi bu evlerden kira parasından mı şey yapacağız, zekat vereceğiz, zekat oluyor mu? Yani, zekat vermemiz lazım mı? Evet, bu evler için zekat vermeniz gerekiyor mu, evet, dediniz. Peki, evet, kiraların biriktiği bir miktar var mı, yani hesaba ulaşan yok, bir miktar hocam, var mı efendim? Yok, biriktiği para yok. Peki, soralım. Hocam, bunu. Bir soru daha var. Buyurun efendim. Mümkünse. Buyurun, estağfurullah. Namazı ama ihmalcılıktan veyahut da herhangi bir durumda terk edilmiş, kaza namazları kalmış adamın, katli vaciptir veya caizdir diye bir şey var mı? Bir de onu sormak istiyorum. Soralım inşallah. Ben anladım hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz İhsan Bey. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Namazı ihmalkarlıktan veya başka bir sebepten dolayı kazaya bırakan, namaz kılmayan bir kimsenin katli vaciptir diye bir şey söyleniyor. Acaba bu doğru mudur diyor hocam. Şimdi Müslümanın namazını bilerek, isteyerek terk etmesi inkar. Namaz diye böyle bir şey yoktur kardeşim. Ne alakası var? Yani insan işte Allah'ını, peygamberini bilsin. Allah'ı, peygamberi bilen onun emirlerini ve yasaklarına da riayet eder. Dolayısıyla inkar etmediği müddetçe dinin bir emrini yersizdir, ben böyle bir şey tanımıyorum diyen insan dinden çıkmıştır. Bu insanla ilgili ahkam, hükümler farklı. Ancak inkar cihetine gitmeksizin tembelliğinden bunlarla ilgili olarak böyle bir şey söylemek mümkün değil, caiz değildir. Böyle bir şeye kimse cevaz veremez. Peki hocam, çok teşekkürler. 3 dairem var, 3 de çocuğum var. Aldığım kirayı da çocuklar için harcıyorum. Bu daireler için zekat vermem gerekir mi hocam? Şimdi eğer kendisi bu işi, yani emlak ticareti yapmıyor. Evler var, evlerde kiracılar oturuyor. Birinde ben oturuyorum, işte öbürleri kirada ve bu aldığım kiraları bunlarla geçiniyorum. Eğer aldığınız kira nisap miktarına ulaşıp bir yerde birikiyor ve üzerinden de bir kameri yıl geçiyor ise o zaman bu gelirden zekatı verecek. İzleyicimiz, geride biriken bir para yok. Dolayısıyla bu evlerin zekatı var mı? Hayır, bu evlerin zekatı yok. Ancak ticaretini yapıyor, daire alım satımını yapıyorsanız durum farklıdır. Orada mülkün değerinden zekatını vermesi icap eder. İzleyicimizin kira geliri elde ettiği, böyle bir daire alım satımı, emlak ticareti falan da yapmadığını ifade ettiğine göre, bunların gelirleri eğer bir yerde birikip nisap miktarına ulaşıyorsa onun zekatını verecektir. Onun haricinde bu evlerden dolayı zekat ödemesi gerekmiyor. Peki hocam, çok teşekkürler. Sevgili dostlar, Kayseri'ye doğru bir yolculuk yapalım. Sayın Erol Alpay telefon attığımızda. Erol Bey, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Hocama da saygılar. Allah razı olsun efendim. Buyurun, dinliyoruz sizi. Cumanız da hayırlı olsun efendim. Bir mukabele. İki tane sorum olacak efendim benim. Bir, zekatı biz Afrika fakir ülkelere verebilir miyiz? Bir. Evet. Diğer sorum, sabah namazından ne kadar öncesine kadar kaza namazı kılabiliriz? Evet, soralım inşallah. Bir, sağ olun efendim. Biz teşekkür ediyoruz sorularınız için efendim. Kayseri'ye ve Kayserili kardeşlerimize selamlarımızı iletin Erol Bey. Allah'a emanet olun. Üzerimize tahakkuk eden zekat borcunu Afrika'ya veya muhtaç farklı ülkelere, diğer bir ifadeyle yurt dışına gönderebilir miyiz? Gönderebiliriz. Bunun tarihte uygulaması da oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın torunu Ömer İbni Abdülaziz zamanında ülkede zekat verecek fakir fukara bulunamadığı için zekat fonunda toplanan meblağ Habeşistan'daki fakirlere gönderilmişti. Dolayısıyla biz yakın çevremizden başlayarak, hani
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ya, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yakın çevremizde bu ihtiyaç içerisinde olan insanlar varsa onları gözetmemiz lazım. Ama bundan daha çok ihtiyaç sahibi olan insanlar da var. Bunların gerçekten zekat alabilecek fakir ihtiyaç sahibi insanlar olduğu ve bu fonda toplanan para da kesinlikle bunlara harcanıyor olması kaydıyla yurt dışına da zekat oradaki fakirlere de gönderilebilir. Peki hocam, çok teşekkürler. Sabah namazından ne kadar süre önceye kadar kaza namazı kılabiliriz? Şimdi yatsı namazından sonra sabaha kadar dilediği kadar kılabilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bedeninin de senin üzerinde hakkı var. Dinlenip istirahat etmek, sonra çoluk çocuğun nafakası için dinç bir vücut ile kalkıp çalışmak da bir ibadettir. Kaza namazı kılınır mı hocam? İmsak kestikten sonra kılınır kardeşim. Sabah namazının sünneti dışında nafile kılınmaz ama imsak girdikten sonra kaza namazı kılınabilir mi? Kaza namazı kılınabilir. Binaenaleyh yatsı namazından sonra sabah namazına kadar, sabah namazı vakti girdikten sonra da kaza namazı kılınabilir. Ne zamana kadar? Kerahat vaktine kadar. Nafile namaz kılınmaz sabah namazının, fecir girdikten sonra sabah namazının sünneti dışında nafile kılınmaz ama kaza kılınabilir. Eyvallah hocam, çok teşekkürler. Bir Instagram sorusu alalım kıymet hocam. Ufuk Bey selamlarını iletmişler sizlere. Bankaların verdiği promosyon paraları helal midir? Kendimizin parayı harcaması uygun mudur demişler. Daha önce değindiğimi hatırlıyorum ama yine izleyicilerimize tekraren söylemiş olalım. Promosyonlarla ilgili olarak promosyon alacak olan ücretli eğer ücretiyle kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayamıyor, düşük bir ücret alıyor ise kendisi de ihtiyaç içerisinde olduğu için bunu belki kullanabilir. Ancak buna ihtiyacı yok. Zaten aldığı ücret itibariyle kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacını karşılıyor ise bunu ihtiyaç sahibi olan fakir fukaraya, garip gurabaya dağıtmasını tavsiye ederiz. Eyvallah hocam, çok teşekkürler. Nurettin hocam, bir hayli soru sorduk, soramadığımızda birçok soru var. Ama bize bugünlük ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz. Eyvallah. Hızlı geçti program. Müstefit olduk, ilminizden istifade fırsatı tanıdınız bize ve Diyanet TV ailesini izleyen bütün kardeşlerimize. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun inşallah. Amin, cümlemizden. Tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla diyelim. Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Evet sevgili dostlar, bugün Diyanet TV ekranlarında Diyanet'e Soralım programında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirlerinden çok kıymetli hocam Sayın Nurettin Muhtar Acar Beyefendi ile birlikteydik. Aklınıza takılan soruları işin uzmanına sorduk. Doğru cevaplar da aldık elhamdülillah. Cenab-ı Allah sorduğumuz bütün sorulara doğru cevap alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinizi en güzele emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hangi kişiler kullandığı için? Rabbi mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, öğrenmek herkese farzdır.